Merhabalar, ben Burak Çambak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda portre fotoğraflarını yapay zeka kullanımı ile rafine etmek konusunu 4 örnek üzerinden anlatıyorum. Fotoğrafçı olarak portre fotoğrafı çekerken fona dikkat etmek zorunda olduğumuzu bilmemize rağmen bazen modelin yerini değiştiremeyebiliriz. Veya daha da kötüsü, o sırada fona dikkat etmemiş olabiliriz. İşte bu gibi durumlarda bu dikkat dağıtıcı unsurları Photoshop yapay zekasını kullanarak kadrajdan nasıl sileceğimizi ve bir anlamda fotoğrafı nasıl rafine edeceğimizi bu videoda anlatıyorum. Haydi hemen Photoshop'a geçip bu yöntemleri birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Girişte de anlattığım gibi bir portre fotoğrafını rafine etmekten amacım, kastım, ilgimizin doğrudan modele gitmesini engelleyen unsurları ortadan kaldırmak. Örneğin kadrajın içinde çok satüre başka bir rengin olması, dikkat dağıtacak unsurların olması, kafasından bir ağaç çıkması veya burada görmüş olduğunuz gibi, bunu size çizerek göstereyim. Kırmızı rengi seçeyim, fırçamı alayım. Şurada görmüş olduğunuz gibi modelin kafasına giren, burada görmüş olduğunuz gibi direklerin, işte ufuk çizgisinin veya bir binanın çatısının olması gibi dikkat dağıtıcı etkiler. Ben bunu tekrar geriye aldım history geçmişten. Şimdi yapay zeka kullanarak bu 4 tane farklı fotoğrafta dikkat çekici unsurları nasıl ortadan kaldırıyoruz? Bunları görelim. Lasso aracımı, kement aracımı seçiyorum sağ taraftaki araç çubuğundan. Ve bunu yok etmek ana amacım bu. Dolayısıyla bunu benim önce bir seçmem lazım. Şimdi sağ tarafı seçiyorum. Ve kızın saçlarına da girerek bu gölgeleri de şöyle yapayım. Kadraja alarak şurayı seçtim. Şimdi şurayı da seçmek istiyorum. Bu lasso aracının kendi menüsündeki ekle, şu soldan ikinci simge, yukarıda ikinci satırdaki, buna tıkladım. Ve bu kısmı da alt taraftaki gölgeleri de seçerek seçiyorum. Bu iki bölümü seçtikten sonra Generative Fill üretken dolguya giriyorum, tıklıyorum. Buraya hiçbir şey yazmıyorum. Hiçbir şey yazmadığım zaman Photoshop bunu otomatik olarak doldur, burayı yok et demek istediğimi bir şekilde anlıyor. Bir şey yazmanıza gerek yok oraya. Ve buradaki Generate'e tıklıyorum, bekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Photoshop burayı yok etti. Ve buradaki Properties özellikler panelinde bana 3 tane birbirinden farklı seçenek yarattı. Bu seçenekleri istersem bu yukarıdaki contextual taskbar'dan, içeriksel görev çubuğundan istersem buradan görüp onaylayıp veya silebilirim, okey diyebilirim, not okey diyebilirim. Daha önce generative fill ile ilgili kanalımda yayınladığım bir video var. Buraya tıklıyorum. İkinci seçenek neymiş diye. Üçüncü seçeneğe bakıyorum. Sanırım bu üçüncü seçenek hiç fena değil. Bir de bire tekrar bakalım. Evet, sanırım bu üçüncü seçenek çok daha iyi. Ve dikkat ederseniz burada katmanlar panelinde normal benim background katmanımın üzerine yeni bir maskesiyle birlikte bir katman yarattı. Öncesi sonrasına şuradan bakabiliriz. Bu öncesiydi. Bu da sonrası. Hiç fena değil. Ve şunu da söylemek istiyorum. Siz her generate'e bastığınızda, her ürete bastığınızda bir tane krediniz gidiyor hesabınızdan. Kaç tane kredinizin olduğunu kendi hesabınıza girerek oradan takip edebilirsiniz. Yani böyle çok da fazla gereksiz yere de kullanmamak lazım. Normalde Photoshop normal planını, fotoğrafçı planını kullananlara bildiğim kadarıyla sadece 250 tane ayda kullanılmak üzere kredi veriliyor. Ve bu kredi kullanmazsanız bir sonraki aya devretmiyor. Şimdi bunu beğendiğiniz zaman ne yapacaksınız? Katmanların yanındaki hamburgeri tıklayıp buradan görüntüyü düzleştir, flatten image yapacaksınız.
Şimdi başlangıca göre ki böyleydi, bu hale geldi. Problem kalmadı. Bu aydınlık tonlu, yine başlangıcı göstereyim. Şu çubuk kızın kafasına girmiyor artık ve renginin de maviye dönmesiyle birlikte o rahatsız edici görsel etki ortadan kalktı. Ama beni şuradaki aydınlık alanla şu kısım rahatsız ediyor. Ben tekrar Flatten Image bölümüne döneyim. Sol taraftaki araç çubuğundan bu sefer ben Remove Tool, silme aracını seçeceğim. Bu aracın büyüklüğünü birazcık arttırdım. Ve burada Remove After Each Stroke, yani her bir boyamadan sonra burayı yok et emrini tikli halden çıkartacağım. Zaten benimki tiksiz. Buraya boyuyorum. Çünkü eğer o seçili olsaydı, tikli olsaydı her boyamamdan sonra pıtır pıtır dolgu yapacaktı. Burayı boyadım. Şurayı da boyadım. Bunlar dikkat çeliyor diye. Şurayı da boyayayım hatta. Şu noktayı da boyayayım. Hatta şurayı da boyayayım. Elimdeymişken burayı da boyayayım. Bakalım ne olacak? Şuradaki OK'ye tıklıyorum. Bakalım ne oldu? Şu noktalara dikkat edin siz. Bu öncesiydi. Bu sonrası oldu. Ve bu başlangıç fotoğrafıydı. Bu nihai fotoğraf oldu. Şimdi size başka bir şey söyleyeceğim. Bunun Photoshop'la alakası yok. Bunun kompozisyon kurallarıyla alakası var. Sizlere tavsiyem fotoğraflarda ilgi çekici nesneniz, lekeniz neyse, bu bir portre ise tabii ki model. Bunu kardeşim burada olduğu gibi ortasına koymayın. Nereye koyun? Üçte bir kuralına göre hareket edin. Crop tool'u seçtim. Original ratio'yu seçtim. Yani üçte bir çizgileri şuraya, buraya, bu yatay çizgiye ve bu yatay çizgiye veya bunların kesişme yerlerine koyun. Örneğin ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? Crop'u şu şekilde birazcık ben croplarsam kızın gözü tam bu iki tane üçte bir çizgisinin kesiştiği yere gelir. Bu bizim Photoshop'la ilgili konumuz değil. Buna da okey diyeyim. Şunu şuraya çekerek. Generative Expanded'e değil, normal background'u seçeceğim. Okey diyeceğim. Görsel olarak bu fotoğraf şuna göre çok daha etkili bir fotoğraf kompozisyon kurallarına göre. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Yine fırçamı aldım. Bakın şu çizgiler beni rahatsız ediyor. Görüyor musunuz? Kızın kafasına da giriyor. Şurada da bir çizgi var. Şuralarda dikkat dağıtıcı unsurlar var. Bunları yok etmek istiyorum. Burada da yine ortaya konarak çekilmiş fotoğraf. Bu da aslında kompozisyon olarak hatalı bir fotoğraf. Yine benim yapmak istediğim işlem için geliyorum. Lasso'yu seçiyorum. Şu alanı şöyle seçtim. Çabuk 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 çabuk. Ekleme modundayım. Ekleme modunda değilseniz klavyenizdeki shift tuşuna basarak da aynı şeyi yapabilirsiniz. Kabaca yapıyorum, görüyorsunuz seçimleri. Şurayı da ekleyeceğim. Şurayı da ekleyeceğim. Çizgiyi de ekleyeceğim. Burayı biraz ince çizdim. Şöyle yapayım. Şurayı da ekleyeyim. Evet, şu anda bu hazır. Ve şu kızın kafasında da şurada bir bölüm var. Şurayı da ekledim. Ve Generative Fill, üretken dolgu, Generate, ürete tıkladım. Yine 3 tane seçenek çıktı. Bu iki, bu ikincisi, bu üçüncüsü. Bu arada sizde bu properties gözükmezse şu yukarıdaki Windows pencereye tıklayıp buradan Properties'i tiklemeniz gerekiyor. Tiklerseniz çıkacaktır. Şimdi bu üçü arasında hangisini seçeceğiz? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Karar veremedim. Şunu alalım. Ek bir işlem daha yapacağım. Bakın şurada bir leke kalmış. Şurayı seçeceğim. Şurayı seçeceğim. Sonra
Mesela kızın tişörtünde burada bir harfler var herhalde. Okulun tişörtü falandır ya da sweatshirt'tür. Mesela bunları da silmek istiyorsunuz. Şöyle burayı seçeceğim. Burayı da seçeceğim. Şu ufak beyaz şeyi de seçeceğim. Ve generative fill generate diyeceğim. Bu ilk seçenek. Bu sefer şu yukarıdan gidelim. Bu 1 bölü 3 seçeneği. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü. İkincisi daha mı iyiydi? Bir daha 1'e döndüm. Evet, ikincisi daha iyi. Buradan flatten image yapacağım. Görüntüyü düzleştir diyeceğim. Ve yine son dokunuşlar için remove tool silme aracıyla şuraya bir tıklayacağım. Başka düzeltmem gereken bir şey var mı? Mesela kızın üstünde burada benler var. Bunları ama insanlara sorarak yapın. Çünkü bunlar vücutlarındaki, yüzlerindeki lekeler onların tanınması için de doğuştan getirdikleri özellikler. Dolayısıyla karşı tarafı incitmeyin. Okey tıkladım. Burası yine gitmedi. Böyle yapayım. Etrafını çevirdiğiniz zaman ortasını dolduruyor kendisi. Tekrar okey tıkladım. Şimdi daha güzel oldu. Şu haldeydi. Şu hale geldi. İlk başa göre de bu haldeydi. Bu hale geldi. Gelelim üçüncü örneğimize. Burada daha da zor bir iş yapacağım. Bu adamı buradan yok etmeye çalışacağım. Lasso aracını seçtim. Adamı, burada hareket nesnesizliği de var. Dolayısıyla adamın vücuduna ait sağa sola doğru kaymış pikselleri de seçmem lazım. Kızın şapkasına giriyorum birazcık. Saçlarına giriyorum. Şöyle. Burada eteğine geldim. Sağa doğru çektim. Yukarı doğru eli. Buraya geldim. Ve bunu generative fill ile doldur bakalım diyorum. Yine benim bir jeton gidiyor. Wow. Acayip bir iş yaptı, farkında mısınız? O kadar büyük bir alanı başarıya doldurdu ki wow dedim valla. İlk seçenek. İkinci seçenek. Üçüncü seçenek. Ben ilk seçeneği sevdim. Çünkü bu ikinci seçenekte şurada bir hare var. Bu ilk seçenekte de var. Ama şu üst kısım ilk seçenekte daha güzel. İşim bitmedi. Yine lasso aracındayım. Buraları da yok etmek istiyorum. Bunlardan da kurtarmak istiyorum kızcağızı. Kızın kurtarıcısı olmak istiyorum yani. Sonra başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Generative fill. Generate dedim. Bu ilk seçenek. Bu ikinci. Bu üçüncü. Üçüncü en iyi şurada. Çünkü leke en ufak. Bakın bu diğer ikisinde daha fazla. Üçü seçeceğim. Sonra bunu görüntüyü düzleştir yapacağım. Nerede? Hep kaybediyorum biliyorsunuz. Zaten hiç burada. Sonra Remove Tool'u alacağım. Birazcık yaklaşacağım. Remove Tool'u birazcık büyüteceğim. Boyayacağım burayı. Bir daha kredi gitmesin diye yapıyorum bunu. Şuraya tıklayacağım. Şuradaki saça tıklayacağım. Ve şuradaki harenin olduğu yere de birazcık çizdim. Şuradaki kırmızı leke hoşuma gitmedi. Burayı da boyadım. Bir de şu yukarıda bir bölüm var. Tekrar küçülteyim. Ve şimdi tamama tıkladım. Bakalım. Öncesiydi. Burası, burası ve şu üst kısma dikkat edin. Bu da sonrası. Bu ilk baştaki hal. Bu da en son geldiğimiz nokta. Şimdi son örneğe geçiyoruz. Bu son örnekte işi birazcık daha zorlaştırmak istedim. Basitten zora doğru gittik.
Şu ikisinin ortasındaki kızı silmek istiyorum. Lasso'yu seçtim. Birazcık büyüteyim. Şöyle de iteyim. Şöyle yapacağım. Adamın ceketinin hemen yanından bir seçim yapacağım. Kolundan yukarı doğru gidiyorum. Ki dikkat edin, bu çok zor. Çünkü adamın ceketiyle arkasındaki kadının ceketinin rengi, biraz yavaş gidiyorum kusura bakmayın, birbirlerine çok yakın. Şöyle geldim. Hatta aynı gibi. Çenesinin altından. Kızın omuzundan sol taraftaki. Böyle geldim. Şöyle. Kızı seçmiş oldum. Ortadaki kızı. Generative fill ve generate dedim. Wow. Yine bir wow hak etti. İlk seçenek. İkinci seçenek. Üçüncü seçenek. Adamın koluna bakıyorum şu an. Üçte kolu güzel. İkide de fena değil. Birde de fena değil. Şu kızın omuzuna bakıyorum. Bir. İki. Daha güzel sanki. Üç. En güzel iki. Yalnız ikide de şurada bir sıkıntı var ama hiç sorun değil. Ben bunu şöyle yapacağım. Flatten image diyeceğim. Ardından öbür aracı remove tool'u alacağım. Burayı boyayacağım. Sonra şurada bir çizgi var, orayı boyayacağım. Şurada ufak bir yer var, orayı boyayacağım. Bu kızın eteğinin yanından çıkan bir şey var, garip bir şey. Herhalde şu yaprakların devamı. Okey diyeceğim. Burasını güzel yaptı ama şurayı güzel yapmadı. Orayı bir daha boyayacağım. Bir daha okey diyeceğim. Evet, hiç fena değil. Böyleydi. Böyle oldu. Şunu da ben yok edeyim diyorum. Lasso'yu seçtim. Şurayı seçiyorum. Bütün yaprakları. Ve kızın eteğinin hemen bitimine doğru seçimi tamamladım. Generative fill ve generate dedim. Gayet güzel oldu. Birinci seçenek. 2 3 2 1 Ben 2'yi seçtim. Siz diğerini seçebilirsiniz. Sorun yok burada. Flatten image dedim. Böyleydi fotoğraf. Bu hale geldi. İşimiz böylece bitmiş oldu. Tabii biz fotoğrafçı olarak bütün bunlara çekim anında dikkat etmek zorundayız. Bazen elimizde olmayan durumlar olabilir ve modelin yerini değiştiremiyor olabiliriz. Zorunlu olarak o fotoğrafı çekmek zorundayızdır. Bu gibi durumlarda elimizde Photoshop'un bu araçları bulunuyor. Ama bizim, tekrar ediyorum, ana görevimiz özellikle portre fotoğrafı çekerken 3'te 1 kuralına dikkat etmek. 1, 2, portrenin kafasından tel, ufuk çizgisi, elektrik işte direği, çiçeğin dalı, ağacın bilmem nesi gibi şeylerin kafasına girmesine izin vermemek. Bunu başardığınız zaman zaten bu araçlara çok da fazla ihtiyaç duymayacaksınız. Basitten zora doğru gittiğimiz bu 4 örnekle benim size portre fotoğraflarını rafine etmek konusunda anlatacağım konuların sonuna gelmiş olduk. Bu eğitimin size yararlı olacağına ait inancım da her zamanki gibi tam. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle. Hoşça kalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor. Benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şambak. Hoşça kalın.